Nereden bağlayayım abi? Bu sene geçen seneye nazaran %25 veya 30 civarında bir üretim fazlalığı var. Bunu da inşallah iyi bir değerlendirmeyi düşünüyoruz. Çünkü ağaçlar gittikçe verime yatıyor. Daha kaliteli, daha güzel. Gördüğünüz gibi işte bu kabuğun içinde bir altın. Biz bunu Türkiye genelinde her yere gönderiyoruz. Amaç Nikser'deki cevizin pazarını daha büyütmek, daha pazarda söz sahibi olmak için kaliteli ürünler üretmek zorundayız. Bu da Nikser ekonomimize ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz tarım ürünlerin çoğu geri gidiyor ama cevizin öyle bir geri gitme şansı yok. Çünkü bu artık hayatta tüketilen bir ürün. Bunun gereksinimleri var. Çünkü insanlar yedikçe hem sağlığını kazanıyor hem bedenini kazanıyor hem ruhunu kazanıyor. Çünkü bu ciddi bir ürün. Bütün hocalar veya bilim adamları, akademisyenlerin söyledikleri Ayzemir'i önlediğini söylüyorlar. Şu andan sonra hala da dikimler Nikser'de, Tokat'ta, Amasya'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dikim devam ediyor. Bu ne demek? 5 yıl sonra biz ithalatı bırakıp İhracata başlayacağımızın bunlar gerçekten bir sinyali. Şu anda bizim ailemizin yaklaşık olarak 20-25 bin tane ceviz ağacı var. Bunların yaklaşık 15 bin tanesi verim veriyor. Geri gelenler de 2-3 yıl içinde verim verecek. Bu ne demek? Nikser ekonomisine ciddi bir katkı demek. Şimdi Nikser'da eskiden dikilen ağaçlar artık verimli özelliğini kaybetti. İlkbahar donlarında yanıyor. Bunlar da ciddi bir problem yapıyor. Biz bu problemi aşmak için yeni nesil dediğimiz çentir, fernur, fernette, frankette denen ağaçlardan hem fidanını üretiyoruz hem de ağacını verime yatıyoruz. Bunun için de önemli bir yol aşamasındayız. Bizim
Amacımız herkesin üretim yapıp katma değer sağlaması. Biz bencil düşünmüyoruz. Herkese kapımız açık. İsteyen gelir, bahçelerimiz gezer, tesislerimiz gezer, üretimimiz gezer. Biz cevizin her aşamasında var. Fidandan, işletmesinden, sofraya gelene kadar her şey içinde var. Hem işçilikten maliyetini düşürüyor. Burada gördüğünüz gibi o makina yaklaşık 20-25 kişinin yaptığı işi yapıyor. Ağaçlarımıza zarar vermiyor. Titreşimle sallıyor ağaçlarımızı. Sırıklara vursak bunlar ciddi bir zarar veriyor. Bir sonraki yılın meyve gözlerini öldürüyor, verimi öldürüyor. Bunun bir ciddi bir zararı yok. Çünkü bu gelişmiş ülkelerde, bütün işte üretici ülkelerde, Fransa'da, Amerika'da, Şili'de hep böyle makine, onlar daha büyük makine, daha büyük kabama bahçeleri var. Bizler onların yanında çok küçük, onların 2000-3000 dönüm bahçeleri var. Onlar da makine hasat yap. Makine hasadın bir zararı yok. Sadece gördüğünüz gibi titreşimle, yani bir 3-5 dakika en fazla titriyor. Onun da bir zararı yok. Ya şu anda fiyatlar geçen yılla bu yılın arasında yaklaşık %30-%40 civarında bir beklentimiz var. Çünkü maliyetler yüksek. Tohumdur, ilaçtır, gübredir, işçiliktir, akaryakıttır. Her şeyin bir maliyeti var. Biz de bu maliyetler üzerine koyup onları pazarda hem dış ülkelerden gelen mallarla rekabet edip hem iç piyasadaki rakiplerimiz demeyelim üreticilerle rekabet edip iyi bir seviyeye gelip tahmin ediyorum ki bu sene 150 civarında olacağını düşünüyorum. Yani aşağı olur yukarı 10 lira aşağı 10 lira yukarı, onlar çok önemli bir şey değil ama ortalama fiyatları bunda olur.